Hollanda uluslararası hukukta birinci planda olmaya devam ediyor. Merkezi başkent La Haye'de bulunan uluslararası mahkemelere bir yenisi daha eklendi. Uluslararası mali ve ekonomik anlaşmazlıklar üzerinde karar verecek mahkemede 80 yargıç görev alacak. Mahkemeye ülkeler, bölgesel hükümetler ve özel şirketler başvurabilecek. Mahkeme başkanına göre mali anlaşmazlıklarda yeni bir dönem başlıyor. Dünyanın büyük bir bölümü için bu mahkeme çok önemli. Çünkü standart sözleşmelerin çoğunluğu ihtilaf yaşayan tarafları İngiltere ve New York'taki mahkemelere yönlendiriyor. Bu mahkemeler başarılı olsalar da aldıkları kararlar diğer mahkemelerce tanınmıyor. Bu yüzden her yerde tanınan kararlara ihtiyacımız var. Lehman Brothers'ın batmasıyla başlayan mali kriz, ekonomi konusunda büyük bir deneyime sahip bir mahkemenin gerekliliğini ortaya koydu. Karışık finansal sorunlara çözüm bulacak mahkemenin diğer bir olumlu yanı ise temiz olanağının bulunmaması. Böylece kararlar çok daha hızlı alınabilecek. Uluslararası bir sorun yaşandığında bunun özel bir şekilde çözülmesi herkesin yararınadır. İkinci olaraksa yapılan hakemlik taraflar arasında kalır ve bazı durumlarda tarafsızlık sorunu yaşanabilir. Şayet siz üçüncü bir ülkede bulunan bir bankaysanız ve bu ülkelerdeki bir bankayı savunuyorsanız bu durum size daha fazla avantaj sağlayabilir. Ama bence en önemli şey dava sürecinin çok hızlı işleyebilmesi, yapılan görüşmelerde size eşlik edenlerin konuya çok hakim kişilerden oluşmasıdır. Yeni mahkeme mali olarak Hollanda hükümeti tarafından destekleniyor. Hollanda, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ardından mali alandaki bu yeni mahkemeyle uluslararası hukukta ilk planda olmaya devam ediyor.